Buji kurum bağlamışsa, kablosu çıkmışsa, ıslanmışsa, nokta nokta yapamaz. Bujilerden biri ateşlemezse motor titreyerek sarsıntılı ve düzensiz çalışır. Motorsiklet çalışmaz. Motor güçten düşer ve akaryakıt serfiyeti artar. Nokta nokta belli kilometrelerde değiştirilmelidir. Boşluklara sırasıyla neler yazılmalıdır? Buji kurum bağlamışsa, kablosu çıkmışsa, ıslanmışsa... Ne yapmaz? Buji ne yapıyor? Normalde yaptığı nedir? Ateşleme. Ateşleme yapmaz. Yine motor güçten düşer. Yakıt sarfiyatı artar. Belli kilometrelerde de değiştirilmelidir. Belli kilometrelerde ne değiştirilmelidir? Bujiler. Doğru cevap A seçeneği. Arkadaşlar bu soruları ben kendim yazıyorum bazılarını. Mesela bu da o sorulardan biri. Bunların amacı öğretmek. Mesela konuyu öğretmek amaçlı sorulardır bunlar. Onun için dikkatli dinleyin. Aslında burada bu sorunun aynısı çıkmasa bile konuyu öğrenmiş olursunuz. Burada 3-4 tane bilgi verdim mesela. Geçelim. Evet animasyon ehliyet sorusu. Videoyu dikkatli izleyelim arkadaşlar. Bir iki kere göstereceğim. Fakat çok dikkatli izleyin. Levhalara ve yola iyi bakın. Video ile ilgili hangisi söylenemez? A. Ana yoldan seyrediyor. B. Bulunduğu yolda azami hızı saat 50 kilometredir. C. Öndeki aracı sollayabilir. D takip mesafesini ihlal etmektedir. A söylenebilir mi? Evet arkadaşlar ana yolda seyrettiği söylenebilir. Neye göre? İşte şu lefaya göre. Şu an geçen lefaya göre. B bulunduğu yolda azami hız 50 kilometredir saatte. O da doğru mu? O da doğru arkadaşlar. Videoyu izlerseniz orada bir 50 kilometre lefası göreceksiniz. İşte tam burada. Azami yani en fazla. C öndeki aracı sollayabilir. Sollayabilir mi? Evet sollayabilir isterse. Çünkü kesikli çizgiler var. Dikkat ederseniz sollama serbest burada. D takip mesafesini ihlal etmektedir. Bu söylenebilir mi arkadaşlar? Bu ihlal ettiğini göremiyoruz. Zaten belli de değil hızı. Fakat öndeki mesafede bayağı uzak görünüyor. Bunun hakkında kesin bir bilgimiz yok. Takip mesafesini ihlal de etmiyor gibi görünüyor araç. Yani doğru cevabımız D seçeneği. İhlal ettiği söylenemez. Geçelim. Yine öğretici bir soru gayet öğretici. Akünün içerisindeki sıvıya nokta nokta denir. Elektrolit saf suyla asit karışımıdır. Akünün içerisindeki elektrolit seviyesi plakalar nokta nokta üzerinde olmalıdır. Akünün elektrolit seviyesi azalırsa nokta nokta ilave edilir. Boş bırakılan yere neler yazılmalıdır? Akünün içerisindeki sıvıya ne diyor? Elektrolit. Okey. Elektrolit, saf su asit karışımıymış. Bakın elektrolit dediğim şey saf su ile asitin karışımıymış. Size bunu öğretiyor aslında. Akünün içerisindeki elektrolitin seviyesi plakaların eğer santim sorarsa 1 santim. Genelde santimi belirtmez ama illa sorarsa santim. Santim demezse ne olacak? Plakaların üzerinde olmalıdır der kısaca. Bazen santimden bahsetmez. Elektrolit seviyesi plakaların üzerinde olmalıdır. Akünün elektrolit seviyesi azalırsa saf su ilave ediyoruz. B seçeneği cevabımız. Geçelim. Şekle göre araç sürücüsünün hangisini yapması yasaktır? Araç sürücüsünü inceleyelim. Evet burada lefaları inceliyoruz. Bu tür sorularda aklımıza hemen lefalar gelsin. Arkadaşlar bazı arkadaşlarımız yazıyor. Hocam benzer sorular çıkıyor ya da çıkmıyor diye. Arkadaşlar bakın biz burada soru çözüyoruz. Evet. Fakat soru çözerken ne yapıyoruz? Konu anlatıyoruz. Dikkatle dinlerseniz sadece soruya odaklamayın kendinizi. Evet belki bu sorunun aynısı çıkmayabilir ama ben bu soruyla ilgili konu anlatacağım şimdi. Konuyu anlarsanız farklı soru çıksa da yaparsınız. Sorun şu ki bazı arkadaşlarınız aynı soru çıkar diye sadece sorulara odaklanıyor. Sorular dikkat ediyor. Öyle olunca da aynı soru çıkmıyor. Hocam çıkmadı. E ben size söyledim. Konuları dinleyin. Şimdi mesela ben her soruyu çözüyorum. Sorudan sonra konu anlatıyorum. Önemli olan konular. Tabi aynı sorularda çıkıyor zaman zaman. Ben de sınava gidiyorum arkadaşlar. Biliyorum çıkıp çıkmadığını. Sürekli öğrencilerimden dönüt alıyorum. Yani onun için dikkat etmenizde fayda var. Hem sorulara hem konulara. Şimdi levhaları inceliyorduk. Bura ne? Giriş olmayan yol. O zaman bak burada oklar var. Buraya araç giremez. Bu araç sağ ve sola dönecek. Ya bu tarafa dönecek. Ya bu tarafa dönecek. Karşıya geçemez. Neden? Şu levhadan anlıyoruz bunu. Bir de şurada zaten sağa dönüş var, ileri ok yok. O zaman doğru cevabımız nedir? Hangisini yapması yasaktır diyor. Bakalım sola dönüş yapması yasak mı? Hayır. Okumuz izin vermiş buna. Sağa dönüşe izin vermiş. Aynı yöne seyretmesi yani böyle devam etmesi doğru mu? Hayır. İşte yasak olan bu. Doğru cevap C seçeneği. Hızını azaltması da doğru bir davranıştır. Burada arkadaşlar yanlış olan C seçeneği aynı yönden seyredemez. Çünkü burası girişi olmayan yol. Tek yön burası. Şu lefadan anlıyoruz. Geçelim sonraki sorumuza. Trafik kazalarında olay yerine ışıklı ve işaret yansı cihazı yansıtıcı koymanın amacı nedir? Yardım istemek, çok sayıda yaralının olduğunu bildirmek, diğer sürücülerin dikkatini çekerek uyarmak, kazanın sadece maddi hasarlı olduğunu bildirmek. Şimdi ışıklı işaret cihazı ya da herhangi bir reflektör koymanın amacı nedir? Tabii ki amacı bunun C seçeneği. Diğer sürücüleri uyarmak, dikkatini çekmek. Burada bir anormal durum var, kaza var. Ee, buraya dikkatli, yavaş gelin demek için yapıyorlar. Neyle yapıyorlar? İşte bu reflektörle uyaracağız diğer sürücüleri. Şurada şehir içi yollarda 30 şehirler arası yollarda 150 metre mesafeye koyuyoruz bu reflektörü. Unutmayın bu da soru olarak geliyor. Geçelim sonraki sorularımıza. Evet. Yine resimli bir soru. Şekildeki karayolu bölümünde görülen kesik çizginin anlamı nedir? Şerit değiştirmek yasaktır. Öndeki aracı geçmek yasaktır. Taşıt yolu bölünmüş yol durumuna gelmiştir. Karayollarına kurallara uygun olarak öndeki taşıt geçilebilir. Gördüğünüz üzere bir tane çizgi var. O da kesikli çizgi şu. Bahsettiği çizgi şu arkadaşlar. Bunun anlamı neydi? kurallara uygun olarak öndeki aracı sollama yapabilirsiniz, geçebilirsiniz. Düz olursa ne olur? Sollama yapılamaz anlamını taşıyor bu çizgiler. Bunlarla ilgili şurada hemen kısaca bir göstereyim ben size fotoğraflı olarak. İşte şu düz çizgi sollama yapılamaz. Bu kesikli çizgi sollama yapılabilir. Yani e, genel olarak bu düz çizgi nerelere konuyor? Tepe üstlerine, kavşak, demir yolu geçitlerine, köprü, tünel girişlerine, okul geçitlerine, yaya geçitlerine yaklaşan yerlerde sollama yapılmıyor zaten çizgi olsa da olmasa da ki zaten o tür yerlere düz çizgi konuyu koyuyor karayolları. Bunu da bilmenizde fayda var. Geçelim sonraki sorumuza. Soru işaretiyle gösterilen kısım neresidir? Alternatör, vites kutusu, marş motoru, devir pompası. İşte A arkadaşlar burası alternatörü işaret ediyor. A seçeneği. Unutmayın. Bir iki kere geldi bu soru son 5 yılda. Çok da gelmiyor ama geledebilir. Geçelim. Yukarıda bir tablomuz var. Orada zamanları vermiş. Emme zamanı, sıkıştırma zamanı, ateşleme zamanı, egzoz zamanı. Emme zamanında silindir içerisine yakıt hava alınır. Sıkıştırma zamanında sıkıştırılır. Ateşleme zamanında soru işareti. Egzoz zamanında da yanma sonucu oluşan gazlar dışarı atılır şeklinde bilgi vermiş bize tablomuz. Sorumuza bakalım. Benzinli motorların çalışma prensibine ait yukarıda şema verilmiştir. Şemaya göre soru işaretiyle gösterilen yere hangisi yazılmalıdır? Yazılabilir. A. Buji ile ateşleme yapılır. B. Sıcak hava üzerine motorin püskürtülerek ateşleme gerçekleşir. C. Fazla gaz dışarı atılır. D. içeriye sıcak hava alınır. Ateşleme zamanı. Benzinli araç demiş. Ateşleme zamanında ne oluyor? Buji ile ateşleme yapılıyor. Buraya A seçeneğindeki bilgi gelecek İşte bu zamanları bilmenizin faydası var bilmekte fayda var Bu zamanları öğrenmiş olursunuz bu tür sorularda onun için bu tür sorulara mutlaka dikkatli bakın Çünkü bu soru aynı bu şekilde gelmese bile Şu şekilde gelebilir Ateşleme zamanının yerini boş bırakır soru işareti koyar mesela buraya ne gelecektir ya da egzoz zamanı Ki zaten bu şekilde de çıkıyor Hangi zamanda ne yapıldı Geçelim Şekildeki trafik işareti neyi bildirir? Traktör park alanına traktör çıkabileceğini, traktörün giremeyeceğini, sadece traktörün girebileceğini. Cevabımız Traktörün giremeyeceğini C seçeneği traktör giremez işaretidir bu arkadaşlar. Geçelim bunu da Bilinç kaybının en ileri durumu koma olarak bilinir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi koma belirtilerindendir? Öksürmek, yutkunmak, idrar kaçırmak, sesli dürtülere tepki vermek. Bilinç kaybının en ileri durumu. Yani artık komaya girmişsiniz diye bir tabir var. Komada kişi öksürebilir mi? Hayır. Yutkunabilir mi? Hayır. Sesli dürtülere tepki verir mi? Şöyle dürterseniz omzuna iyi misiniz diye. Hayır ona da cevap vermez. İdrar kaçırır mı? Kaçırır. Arkadaşlar zaten kendinde değil kişi çünkü koma halindeyken. Burada doğru cevabımız C seçeneği. Geçelim. Ha şurada komadan bahsedelim kısaca. Arkadaşlar bazen komanın pozisyonu bu. Bunu verip bu pozisyonun ismini soruyorlar. İşte bu pozisyon koma pozisyonu. Unutmayın bu fotoğrafı. Komada neymiş zaten arkadaşlar? Uzun süreli bilinç kaybı. Kısaca. Burada komanın nedenleri, belirtileri var. Onları mutlaka siz okuyun. Burada zaman kaybolmasın diye ben okumuyorum. Çünkü az da olsa çok fazla çıkmıyor ama zaman zaman çıkabilir buradan da soru. Geçelim sonraki sorumuza. Delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilir? Çıklar inceleyelim. Doğru cevabımız tabii ki D, diyenler, D diyenler doğru yanıtladı arkadaşlar. Bu delici göğüs yaralanmasında verilmesi gereken pozisyon. Bu pozisyonlardan da ben en çok çıkanları şurada derledim. Bunlar sık çıkar karşımıza arkadaşlar. Bunlar bilin. Çok pozisyonumuz bu. Koma bu. Hemlik manevrası bu. Hemliği nerede uyguluyorduk? Tam tıkanmada. Nefes alamıyorsa tam tıkanma varsa. Bu yine sorumuzdaki şık. Delici göğüs yaralanması. Bu baş geri çene yukarı pozisyonu. Hava yolunun açıklığını kontrol edilir. Bu da rentek manevrası. Yaralıyı araçtan çıkartmada kullanılan yöntem. Geçelim sonraki sorumuza. Verilenler için hangisi söylenebilir? Sürükleme yöntemi ile ilgili demiş. Bir, çok kilolu ve iri yarı kişilerin taşınmasında. İki, kazazedelerin dar, basık ve geçiş güçlüğü olan yerden çıkartılmasında kullanılır. Hangileri söylenebilir? Cevabımız. tabii ki C seçeneği. Arkadaşlar sürükleme yönteminde kişi çok kilo oluyorsa sırtımızda taşıyamayacağımıza göre sürükleyeceğiz. Okey. Bu doğru. 2. Kazazede dar bir alandan, basık alandan yani deprem alanındaki yaralı taşıma yöntemlerinden biridir bu. Bir yere sıkışmışsa ne yapacağız? Yine sürükleme yöntemini kullanacağız. Doğru cevabımız ne? 1 de doğru, 2 de doğru. C seçeneği diyenler doğru yanıtlar. Kullanma kılavuzuna göre belli kilometre sonunda araçta aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmesi önerilir? Radyatörün, motor yağının, dikiz aynaların, direksiyon simidinin. Doğru cevap. Bu şıklar arasında değerlendiriyoruz arkadaşlar bunu. Buradaki şıkkımız, şıklarımız arasında doğru cevap motor yağı. Bir de arkadaşlar belli kilometrede değiştirilen bir parçamız daha vardı. O da neydi? Buji. Sınavda bunun ikisi çıkıyor. Belli kilometrede değiştirilen buji ve motor yağıdır. Geçelim. Aracın lastiği kontrol edilirken yukarıdakilerden hangileri dikkate alınmalıdır? Basıncı, diş derinliği, hasarlı olup olmadığı. Basıncına dikkat ediyor muyuz? Evet. Diş derinliğine dikkat ediyor muyuz? Evet. Hasarlı olup olmadığı? Evet. Doğru cevabımız D seçeneği. Araç kontrolünde bunlara bakıyoruz arkadaşlar. Lastik kontrolünü ne zaman yapıyoruz? Günlük, aylık, yıllık. Tabii ki araca her bindiğimizde. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ve yakıt tasarrufunu etki eden ayarlardandır? Par ayarı, rot ayarı, fren ayarı, rölant ayarı. Doğru cevap. D seçeneği rölant ayarı. Arkadaşlar. Değerli arkadaşlar videonun açıklama kısmına uygulamamız var biliyorsunuz. Onun linkini bırakıyorum. Uygulamayı indirmenizi tavsiye ederim. Orada çıkmış sorulardan deneme sınavları var hem kendiniz sınanmış olursunuz hem de bir tekrar yapmış olursunuz. Mutlaka uygulamayı indirin. Videonun açıklama kısmına linkini bıraktım. Geçelim sonraki sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi motorun soğutma sisteminde yapılması gereken kontrollerdendir? Antifriz kontrolü, yağ seviyesi kontrolü, elektrolit seviye, elektrolit seviyesi kontrolü, hidrolik yağ seviyesi kontrolü soğutma sistemi. Arkadaşlar soğutma sistemi dediğimizde şıklar arasında baktığımızda antifriz kontrolü gözümüze çarpıyor. Yağ seviyesi yağ kontrolünde bakılır. Elektrolit seviyesi akü ile alakalı bir terimdir. Akünün elektrolit seviyesine bakılır. Hidrolik yağ seviyesi de yine yağla alakalı bir sistem. Burada soğutma sistemi antifriz. Antifriz ne işe yarıyordu? Aracın çok soğuklarda donmasını engelleyen bir sistemdi. Mümkün olduğu kadar yaz ve kış her mevsim kullanmak gerekiyor antifrizi Geçelim Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kontrollü demiryolu geçidine yaklaşıldığını bildirir Kontrollü demiryolu geçidi Şıklar inceleyelim Cevap A Evet arkadaşlar Şimdi diğer şıklarda tek tek göstereyim hangi şık ne anlama geliyor. En azından karşımıza onlar da çıkar, çıkarsa yaparız. Şurada hemen ben görsel olsun diye yanlarına yazdım. Fotoğrafını alırsınız belki diye. Çünkü zaten ben söylüyorum ama söyleyince de bazen akılda kalmıyor. Fotoğrafını almanız açısından yanına da yazmak iyi. Kontrolü demiryolu geçidi A. Kontrolsüz demiryolu geçidi. Kontrolsüz demiryolu geçidi. Zaten bu da dur işareti. Bunu da fotoğrafını alırsanız bu sorularda sık sık çıkan işaretler bunlar arkadaşlar. Sonraki sorumuza geçelim. Değerli arkadaşlar özür dilerim. Hazır aklıma gelmişken şöyle bir şey çıktı. Daha 3-4 gün oluyor. Yeni bir şekilde 2022 Ağustos ayında çıktı resmi gazetede yayınlandı. Bu da sınavlarda gelebilir diye bekliyorum ben çünkü son zamanlarda sık sık kazalar oluyor. Bu kazalardan dolayı da bu yasayı yayınladılar resmi gazetede. Hemen şurada göstereyim. Hocam ne o hayırdır ne çıktı diyenlere. Arkadaşlar motosiklet, bisiklet, skuter sürücüleri için şu şu yelek var ya reflektik yelek. Şu an haber sitesinden açtım. Bir tane haber sitesinden açtım. Size gösteriyorum şu an. Şu reflektik yelek yasak, e, zorunlu oldu. Peki ne zaman zorunlu oldu? E, geceleri. Bakın burada yazıyor. Akşam saatlerinde. Yani Hava karardıktan sonra motosikletler artık bunu giymek zorunda Sınırda karşımıza gelebilir Şaşırmayın Hemen soru çözümüze geçelim bunu bahsettikten sonra çünkü bu aklıma gelmişti Geçtik Sorumuza Dönel kavşakta geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır Dönel kavşak İnceleyelim tek tek al etrafında dönerken gereksiz şerit değiştirmek bu dursun olabilir cevabımız Dönüş sırasında hızının gerektirdiği şeride girmek bu doğru Orta adaya bitişik şeritten dönüşe geçmek bu da doğru. Sağa ve sola dönüş kurallarına uymak bu da doğru. Cevabımız ne A seçeneği. Ada etrafında dönerken şerit değiştiremezsiniz gereksiz yere yasaktır. Unutmayın bu sorumuzun cevabı A seçeneği. Gelsin sonraki sorumuz. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? Yine fotoğraflı lefa sorusu. Kamyon garajını, kamyonun giremeyeceğini, kamyonun için geçme yasağının sona erdiğini, tehlikeli madde taşıyan taşıtın giremeyeceğini. Doğru cevabımız nedir? Tabii ki B seçeneği. Kamyon giremez anlamını taşır arkadaşlar. Bir lefamız unutmayalım. Gelsin sonraki sorumuz. Yine güzel öğretici bir soru. Araçlarda iki tane elektrik kaynağı vardır. Birinci sakü, diğer, diğer ise nokta nokta. Motor çalışmazken aracın tüm elektrik ihtiyacı nokta nokta ile karşılanır. Motor çalıştığı sürece ise enerji nokta nokta ile sağlanır. Boşluklara ne yazılmalıdır sırasıyla? Şimdi araçlarda iki tane elektrik kaynağı vardır. Birincisi akü, diğeri alternatör. Bakın arkadaşlar. Motor çalışmazken tüm ihtiyaç aküden, stop halindeyken aküden Motor çalıştığı sürece ise alternatörden. Cevap A seçeneği. Bakın enerji kaynağı iki tanedir. Birisi alternatör, biri akü. Araç çalışır haldeyken alternatör karşılıyor. Bu ihtiyacı araç stop durmuş haldeyken akü kullanıyor. Unutmayın cevap A seçeneği gayet öğretici bir soru. Karışık gibi ama burada bu sorunun amacı öğretmek. Ben kendim hazırladım bunu. Amacım burada size hem alternatör hem akü öğretmek. Geçelim. Dört zamanlı motorların çalışma prensibine göre soru işaretiyle gösterilen yere hangisi gelmelidir? Emme zamanı, soru işareti, ateşleme zamanı, sonra da egzoz zamanı gelmiş. Subap zamanı, sıkıştırma zamanı, şarj zamanı, deşarj zamanı. Doğru cevabımız nedir? Zamanlarda. Tabii ki sıkıştırma zamanı gelecektir ikinci zamanımızda. Emme, sıkıştırma, ateşleme, egzoz şeklinde devam ediyor. Bildiğiniz üzere emme zamanı e, buradaki zamanlarda en önemli çıkabilecek bir de şunlar var. Sıkıştırma zamanında mesela sıkıştırma gerçekleştiriliyor. Ateşleme zamanı burada önemli. Orada da yakıt hava karışım ateşleniyor. Benzinli motorlarda buji ile dizel motorlarda sıcak hava üzerine motorun püskürtmek suretiyle ateşleme geçer. Egzoz zamanında da çıkan gazlar dışarıya atılıyor. Bu zamanlarla ilgili bu kısa bilgiler de önemli. Geçelim. Omurga kırıklarında geçici veya kalıcı felçlerin oluşmasının nedeni hangisidir? Sırt üstü pozisyonda yatırılması, kazazeden hareketsiz hale getirilmesi, taşıma esnasında baş, boyun ve gövdeksenin korunması, omuriliğin baskı altında olması ya da zedelenmesi. Arkadaşlar kayıtları farklı zamanlarda kaydettiğim için sesler arasında şeyler olabilir. E, tiz, bas farkı ya da ne bileyim slaytlar arasında farklar olabilir. Mesela bu kaydı 15-20 dakika yapıp sonra bir gün sonra devam ediyorum. Onun için bazı ses dalgalanmaları ya da ekranda oluşan görüntüler arka plan değişebilir. Bunu normal karşılayın. Videoları beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Doğru cevabımız D seçeneği. Arkadaşlar felç durumu varsa yani felcin oluşmasının en büyük sebebi omuriliğin baskı altında olması, zedelenmesi. Yani omurilik kelimesi geçtiği zaman bir sorunun içerisinde hemen aklınıza felç gelsin. Omurilik zedelenmesi felç. Onun için kişiyi mümkün mertebe az hareket ettiriyoruz. Amacımız ne? Omuriliğin zarar görmemesi. Omurilik zarar görse ne oluyor? Felç oluşuyor. Burada doğru cevabımız D seçeneği. Geçelim Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımda haberleşme ilkelerindendir? Uzun ve detaylı bilgi verilmesi, yaralıların tüm kimlik bilgilerinin tam olarak verilmesi, ilk yardım yapıldıysa nasıl bir uygulama yapıldığının anlatılması, olayın ciddiyetinin anlaşılabilmesi için aceleci ve telaşlı olunması. Yani 112 aradığınızda nasıl bir haberleşme yapmalısınız? Uzun bir haberleşme doğru mu? Hayır. Arkadaşlar kısaca bir haberleşme yani kısaca arayıp durumu net özet ve ama net bir şekilde anlatmalısınız. Çünkü zaman kaybetmeyi oradaki yaralılara da yardım etmelisiniz. Bu olmaz. Doğru olmaz yani. B. Yaralıların tüm kimlik bilgilerinin Kimlik bilgilerine hiç gerek yok. En fazla ne dersiniz? Şu kadar kadın, şu kadar erkek diyebilirsiniz. Kısa kestirip kaç kişi olduğunu söylemeniz yeterli. Yine ilk yardım yapıldıysa nasıl bir uygulama yapıldığını anlatılması doğru arkadaşlar. Bu doğru aceleci olmak yanlış. Bu neden doğru arkadaşlar? İlk yardım yaptıysanız, mesela turnike yaptıysanız mutlaka gelen ilk yardım ekibine ya da iletişim anında anlatmalısınız. Şöyle şöyle yaptım diye. En azından onlar da sizi yönlendirebilir. Kısa, öz, net arkadaşlar. Şurada da haberleşme kurallarını ben toparladım bir sayfaya. Mutlaka bunu da okuyun. Sınavda çıkıyor çünkü bu arkadaşlar. Yukarıdakiler aşağı yukarı özeti. Burada da detaylı hali var. Bir kere de siz okursanız aklınızda kalır zaten. Geçelim. Donma vakalarında kazazedeye ilk yardım uygulaması olarak hangisinin yapılması doğrudur? A) Elektrikli battaniye ile sararak ısıtmak, B) Önce ılık sonra sıcak ortam almak, D) Donan bölgeye ovarak masaj yapmak, D) Soba ve benzeri ısıtıcılara yaklaştırmak. Donma. Mesela soğuktan buzda dondu. Elektrikli battaniye ile sararak ısıtmak doğru mu? Hayır. Donan bölgeyi ovmak, masaj yapmak doğru mu? Hayır. Kesinlikle. Soba ve benzeri ısıtıcılara yaklaştırmak? Hayır. Arkadaşlar so soğumuş, donmuş bölgeyi birdenbire sıcağa sokmuyoruz. Doğru cevabımız B seçeneği. Yani aşama aşama önce ılık ortama sonra sıcak ortama koyacaksınız. Yani birdenbire çok sıcak bir ortama koyarsanız yanma gerçekleşir. Yani daha fazla zarar verebilirsiniz deriye. Şimdi donuklarda donmalardaki ilk yardım da şurada. Bayağı uzun bir şey. Arkadaşlar sınavda zaman zaman çıkıyor. Mutlaka okuyun. Okumanızı tavsiye ederim. Ama bilmemiz gereken temel şeyler şunlar yani. Kuru giysiler giydireceğiz. Sıcak içecekler verebilirsiniz. Yani ılık, çok da sıcak değil. Yine ovulmaz bakın arkadaşlar. Donuk bölge ee, önce ılık, sonra sıcak ortama alınır. Özet olarak bu. Nedir? ılık bir ortama alınarak soğukla teması kesilir. Unutmayın, genel özetini yaptım. Burayı okuyun siz yine de baştan sona. Geçelim. Hangi durumdaki kazazedeye göğüs kemiği 5 santim aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır? A. Kalbi duran, B. Kalbi düzensiz çalışan, C. Solunum sayısı azalan, D. Solunumu düzensiz olan. Doğru cevabımız arkadaşlar 5 santim. Bakın bu önemli. Göğüs kemiği aşağı inecek diyor. Tabii ki cevabımız A seçeneği. Yani burada kalp masajında yapılan işlemi bize tarif ediyor işin kısası. Ehliyet sınavında sınav sorusu olarak mutlaka geliyor bu. Şu bölüm özellikle onun için burayı. Burası arkadaşlar konu değil fakat bu konularla alakalı karşımıza çıkan Soruların cevapları bunları bilmeniz önemli Yani bu sayfadan kesin bir soru var Onun için Dikkatle dinleyin Bakın kişiye iyi misiniz diye sorarak bilinç kontrolü yapılıyor Yine kişi Sert zemin üstüne sırt üstü yatırılacak arkadaşlar Temel yaşam desteği uygulanırken Sırt üstü <laughs> unutmayın Yabancı isim varsa çıkartılacak hastaya baş geri çene yukarı pozisyonu verilecek Niçin verilecek bu pozisyon Hava yolunu açmak için bunu soruyorlar ehliyet sınavında. Baş geri çene yukarı pozisyonu ne için verilir diyor? Hava yolunu açmak için. Hasta solunum yapıp yapmadığı baktinle hisset ile 10 saniye. Hop. Yeni bir güzel bir soru. Sınavda bu 10 saniyeyi soruyor. Bazen şu şekilde soruyorlar. Hastanın yaralının solunum yapıp yapmadığı baktinle hisset yöntemiyle 20 saniye kontrol edilir diyor. 20 yazarsa yanlış olur. Bakın unutmayın. 10. Bu 10 önemli onun için. Solunum 10 saniye kontrol ediliyor. Göğüs kemiği 5 santim aşağıya inecek diyor. Bakın arkadaşlar sorumuzda ne vardı? 5 santim bak. İşte hem bu şekilde geliyor hem de bazen şu şekilde yapıyorlar. Göğüs kemiği 4 santim aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır yetişkinlerde diyor. Bu cümle böyle kurarsa doğru olur mu? Hayır. Çünkü neden 4 santim olması lazım? Yetişkinlerde Yine bebeklerde 4 santim bunu da unutmayın Hasta yaralı 30 kalp masajından sonra 2 solunum yapacağız 30'a 2 kuralı unutmayın Bu işlem 5 tur yapılacak Bu da yine soru içerisi soru olarak geliyor Bebeklerde solunum yoksa ağız dolusu nefes alınır Ve ağız bebeğin ağız ve burnunu içine alacak şekilde yerleştirilir bu da yine bir sınav sorusu. Arkadaşlar bu soruda biraz uzun durduk. Fakat bu soru önemli. Buradan kesin bir ya da iki soru geliyor ehliyet sınavında. Ehliyet sınav sorusu olarak. Onun için buranın fotoğrafını da alın. Dursun telefonunuzda derim. Geçelim. Benzinle çalışan motorlarda silindire sıkıştırılan yakıt hava karışımının ateşlenmesi ne zamanda gerçekleştirilir? Fitil ile kendi kendine buji kıvılcımı ile dışarıdan ısıtılarak benzinli motorlarda yanma, ateşleme ne ile gerçekleşiyordu? Buji ile arkadaşlar. Geçelim. Verilenlerden hangileri aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır? Motor araç kontrolünün yapılması okey. Koltuk aynaların ayarlanması okey. Emniyet kemerinin ayarlanması okey. Doğru cevap nedir? 1, 2, 3. Üçü de aracı kullanmaya başlamadan yapılması gerekiyor. Bir başka soruda buraya şık olarak şunu koymuşlardı. Klimanın ayarlanması. Arkadaşlar bildiğiniz üzere klimanın ayarlanması aracı kullanmaya başlamadan yapılması gereken bir ayar değil. Yani klimayı sonra da yapabilirsin. Hatta hiç de yapmayabilirsin. Kafanız karışmasın. Ama aracın motorun aracı kontrolü Koltuk ayarları, emniyet kemerinin ayarlanması, kullanmaya başlamadan önce yapılması gerekenler. Geçelim. Çarpışma durumunda otomatik olarak şişerek sürücü ve yolcuların ölüm ve yaralanmalarını azaltan pasif güvenlik sistemin adı nedir? Şişerek. Şıklarımız ABS fren, hafızalı koltuk, otomatik hız kontrolü, hava yastığı yani eğirbekler. Doğru cevap. D seçeneği arkadaşlar airbagler ölüm ve yaralanmayı aza indiriyor. Trafik kazası anında. Bir diğer parçamız neydi? Tabii ki emniyet kemeri. Bu da yine ölüm ve yaralanmaları en aza indiren iki sistem var. Birisi hava yastığı, diğeri emniyet kemeri. Geçelim. Şerit değiştirmek isteyen şekildeki bir numaralı aracın sürücüsü sola sinyal vermeden önce hangisini mutlaka yapmalıdır? Şu değiştirecekmiş arkadaşlar. Buraya geçip çelik değiştirecek. Sollama yapacak. Sinyal vermeden hangisini yapmalıdır? A. Uzun hızmalı farları yakarak seyretmeli. B. 2 numaralı aracın geç işaretini beklemeli. C. iç ve dış aynalardan trafiğin durumunu kontrol etmeli. D. 2 numaralı araca takip mesafesinden fazla yaklaşmamalı. Yaklaşmalı pardon. Doğru cevabımız ne? Tabii ki C seçeneği. Sinyal vermeden önce aynadan, dikizden, yan ayna olur. Oradan trafiğin durumunu kontrol edeceğiz. Yani şuradan başka bir bu şeritten geliyorsa sinyal vermeye gerek yok, sollama yapmaya da gerek yok. Yasak zaten. Onun için ilk işiniz aynayı kontrol ediyorsunuz. Sonra sinyalinizi veriyorsunuz, sonra geçiyorsunuz. Uzun ızımlı farları yakmıyorsunuz kesinlikle. Aracın karşınızdan gelen bir araç varsa ya da bir aracın arkasındaysanız yine uzun ızımlı farlar yasaktır. 2 numaralı araç yolunda devam ediyor zaten onunla alakalı olamaz. Geçelim sonraki sorumuza. Tehlikeli madde taşıyan araçlar yerleşim birimleri dışında karayollarında diğer araçları en az kaç metre mesafeden takip etmek zorundadır? 20 30 40 50 Cevabımız ne? Tabii ki D seçeneği 50. Arkadaşlar bu takip mesafesi sık sık çıkıyor. Onunla ilgili bir konu anlatımı yapayım onun için. Değerli arkadaşlar takip mesafesi denince aklımıza ne gelmesi gerekiyor? 88-89 kuralı. 2 saniyede aracın kat ettiği yol. Bunların hepsini gördüğünüzde takip mesafesi aklınıza gelsin soru içerisinde. Takip mesafesini nasıl hesaplıyoruz? Hızı yarıya bölerek. Yani 100 ile gidiyorsanız 50. 60 ile gidiyorsanız 30. 40 ile gidiyorsanız 20 metre mesafe bırakmalısınız arada. Ta ki bir istisna var. O da nedir? Tehlikeli madde taşıyan araçlar en az 50 metre mesafeden takip etmek zorundadırlar öndeki aracı. İşte sorumuzda da zaten bunu sormuştu. Unutmayın. Bir de bununla ilgili şu soruyu soruyorlar ara ara. Kol ve grup halinde konvoy halinde seyreden araçlar takip mesafesinden az olmamak kaydıyla başka araçların güvenle araya girip çıkacağı kadar boşluk bırakmalıdırlar arasında. İki araç arasında. Yine bu soruda karşımıza çıkan Arkadaşlar videoları bazen hızlı anlatıyorum. Bazı arkadaşlar hocam hızlı anlatıyorsunuz diyor. Arkadaşlar çok zaman kayboluyor. Onun için mecburum bunu bu şekilde yapmak yapmaya. Eğer anlayamadığınız yer olursa malum video zaten döndürüp başa tekrar alıp izleyin. Ben zaten öğrencilerime o şekilde tavsiye ediyorum. Bir videoyu en az iki kere izlemelisiniz. O zaman avantaj sizde olur. Geçelim sonraki sorumuza. Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ve Kırmızı oklaşık birlikte yanmaktadır arkadaşlar şunla Şu yanıyormuş bir de şu yanıyormuş Zaten artık sorular renkli renkli olduğu için bu şekilde görürsünüz yeşil olduğunu direktmen zaten görürsünüz Bilgisayarda sınavlarda renkli olduğu için Şimdi bakalım oklaşık birlikte yanıyor bu durumda hangisini yapması yanlıştır sürücülerin tek tek inceleyelim Düz gitmeleri yanlış mıdır Yanlış değildir niye yeşil yanıyor Düz gidebilirler Düz gideceklere gideceklerse beklemeleri. Düz gidenler beklemesi gerekiyor mu yeşil ışıkta? Hayır. Bu soru işareti bu beklesin. Sağa dönecekse beklemeleri. Sağa dönecekler bekleyecek mi? Tabii ki. Neden? Çünkü sağa dönüşte kırmızı oklu ışık yanıyor. Bu da doğru. Yol açıksa sola dönüş yapmaları. Sol ile ilgili herhangi bir bilgi yok. Dolayısıyla yol açıksa sola dönüş yapmalarında da bir sakınca yoktur. O zaman doğru cevabımız D de doğruysa yanlış olan ne? B seçeneği. Biz de yanlış arıyoruz. Düz gidecekse beklemeler. Arkadaşlar düz gidenler burada beklemeyecek. Neden? Çünkü yeşil yanıyor. Yeşilde ne yapıyorduk? Gidiyorduk. Hiç uzatmayalım. Geçelim sonraki sorumuza. Aksine bir işaret yoksa otomobillerin yerleşim yeri dışındaki şehirler arası çift yönlü karayollarında azami. Azami neydi? En fazla. Hızı kaç kilometredir? 80, 90, 110, 120. Arkadaşlar bu hız sorularını çok fazla koymuyorum sorularıma. Çünkü siz bunu açıp Karayollar Genel Müdürlüğü'nden bakın. Ben niye fazla bu konudan soru çözmüyorum? Arkadaşlar değişiyor zaman zaman bu soru hız meselesi. Mesela en son otobanlarda bazı otobanlarda 130 oldu hız. Bazılarında 140 oldu. Onun için bunları fazla koymuyorum. Değişkenlik gösterdiği için burada cevabımız B seçeneği. Siz onu bilin. Siz bunu kendiniz çalışın bu konuyu özellikle. Çünkü değişiyor. Koyduğum zaman daha sonra bir sene sonra bir video izleyen arkadaş oluyor. Hocam böyle demiştiniz böyle çıktı. E maalesef geçen sene öyleydi. Bu sene böyle diyemiyorsunuz sizde. Maalesef onun için sizi yanıtmak istemediğim için bu soruları fazla koymuyorum. Sonraki sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi azami yük ağırlığı 3500 kilogramı geçmeyen ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu taşıttır? Arkadaşlar sorumuza dikkat etmeniz gereken yer şurası. Ağırlığımız 3500 kilometreyi geçmeyecek. Yük taşımak için imal edilmiş olacak. Otobüs, minibüs, kamyonet, otomobil. Bakın şu iki tane belirttiğim, özellikle belirttiğim yerlere dikkat edersen soruyu çözersiniz. Şöyle ki yük taşımak için diyor. Şimdi otobüs yük taşımak için mi? Hayır. Peki minibüs o da hayır. Otomobil o da hayır. Cevap ne kamyonet Şimdi bu soru basit şıkları eleyerek geçebilirsiniz Ama şuna dikkat ederseniz geçersiniz Yük taşımak için kısmını yakalarsanız doğru cevabı bulursunuz Yoksa 3500'ü kafanızda canlandırmaya çalışırsanız Bulamayabilirsiniz işiniz uzar Yine de ona rağmen e, burada cevabımız C seçeneği Bununla ilgili zaman zaman şu soruları görüyoruz arkadaşlar bu araçlarla ilgili Bize sorduğu şu Kamyonet Bakın 3500 kilogramı geçmeyecek. Mesela şıklarda kamyon koysaydı karıştırabilirdiniz. Fakat şıklarda kamyon olmadığı için karıştırmıyorsunuz. Onun için onlara dikkat etmeniz için şunu anlatmak istiyorum ben sizlere. Mesela kamyon. kamyonet bildiğiniz üzere küçük. Şimdi fotoğrafını göstermeyelim. Ee, fakat kamyon biraz daha büyük araçtır. O 3500'ü geçen. Bak kamyonet küçük. Kamyonet adı üstünde. Kamyonun küçüğü. O 3500. Kamyonda 3500'den fazla yükler için unutmayın. Otomobil, otomobili soruyorlar zaman zaman. Onlardan da bahsedelim kısaca. Sürücü dahil en fazla 9 oturma yeri. Bakın arkadaşlar, otomobil insan taşımak için. Sürücü dahil 9. <laughs> unutmayın, çıkıyor. Ee, özellikle 9 rakamı önemli. 9'dan az ise sürücü dahil oturma yeri otomobildir. Otobüs Yolcu taşımacılığında kullanılan sürücü dahil 9'dan fazla 9'dan fazla olursa otobüs oluyor Bunun arasındaki ilişkiyi de bilin 9'dan azsa otomobil 9'dan fazlaysa otobüs Yine bazen şu karşımıza çıkıyor Sürücü dahil oturma yeri 17'yi aşmayan otobüslere Yani küçük otobüsler minibüs deniyor e, Bu öğrenci servisi gibi şeyler Yani büyük otobüs şeyler arası otobüsler Bir de küçük otobüs var Onlara da minibüs deniyor Bu da sınavda çıkıyor 17'yi aşmayan otobüslere ne denir diye Şimdi bu konuyla ilgili karşımıza gelebilecek şeyler bunlar. Bunları bilirseniz bu soruyla bu konudan çıkabilecek tüm soruları yaparsınız. Geçelim sonraki sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi koltuk ferdi kaza sigortası yaptırması zorunludur? Otomobil, çekici, otobüs, kamyonet. Ferdi kaza sigortası. Doğru cevabımız nedir? Otobüsler. Arkadaşlar şehirler arası otobüslerden bahsediyoruz burada. Bunlar koltuk şeyi yaptırmak zorunda. Kişilere koltuk sigortası yaptırmak zorunda. Hayat sigortası oluyor genelde bu. İşte şurada detaylarına bakalım. Ferdi kaza sigortası genel olarak yani vefat edilmesi durumunda kişinin ya da yaralanma durumunda maddi açıdan destek olmak amaçlı. Hem sağlık açısından. Ferdi sigortalar isteğe bağlı olarak yaptırılıyor. Bu sigorta türünü zorunlu hale getiren herhangi bir yasal düzenleme bulunmuyor. Normalde yok koltuk sigortasında yasal zorunluluk. Fakat otobüsle şehirler arası ve uluslararası yolculuk gerçekleştirecek kişilerde zorunlu. Zaten uçaklarda da zorunludur muhtemelen. O kadar detay bilmiyorum doğrusu. Ama bizim için önemli olan çünkü bizim sınavımız ehliyet motorlu taşıtlar Otobüs ve şehirler arası yolculuk ya da uluslararası yolculuk yapıldığı zaman işte koltuk sigortası yaptırılıyor onlara zorunlu. Diğer durumlarda zorunlu değil. Geçelim. Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır? Diz ile kalça arasında. A. Kan dolaşımını engellemeyecek şekilde turnike uygulanır. B. Sırt üstü yatırılarak iç ve dış yanlardan atelle tespit edilir. C üzerine bastırılarak yürütülür. D oturtularak atelle tespit edilir. Bakın şu husus önemli arkadaşlar. Uygulanır diyor ya da uygulanmaz. Burayı iyi okumanız gerekiyor. Sınavda kafanızı bunlar karıştırır. Doğru cevabımız nedir? Dizle kalça arasında kırık varsa kan dolaşımını engellemeyecek şekilde turnike uygulanması. Arkadaşlar kırıkta turnike olmaz. Kanamalarda oluyor, büyük çaplı kanamalarda. Bu yanlış. B. E, sırt üstü yatırılarak iç ve dış yanlardan atelle tespit edilebilir. Bu olabilir. Okey. Üzerine bastırılarak yürütülür mü? Hayır. Mümkün mertebe bastırmayacağız. Sabitleyip o şekilde sediyle götüreceğiz. Ayakta, dizde, kalçada kırık var ise. Oturtularak tespit edilmez yine. Yatıracağız arkadaşlar. Çünkü otursanız da oraya baskı uygulanır bir şekilde. Onun için doğru cevabımız B seçeneği. Atelle tespit edeceğiz. Götüreceğiz kişiyi. İlk yardım hastaneye. Geçelim. Burkulmalarda uygulanacak ilk yardımla ilgili hangisi doğrudur? A. Şişliği azaltmak için buz tatbik edilmesi. B. Eklemlerdeki ağrıya rağmen hareket ettirilmesi. C. Burkulma bacaktaysa kalp seviyesinden aşağıda tutulması. D. Eklem bölgesindeki şişliği azaltmak için turnike uygulanması. Hangisi doğru işlemdir? Bakalım şimdi. Eklem bölgesindeki şişliği azaltmak için burkulmalarda turnike mantıklı mı? Hayır. Turnikeyi nerede uyguluyorduk biz? Büyük çaplı kanamalarda. Yine burkulma bacakta ise kalp seviyesinden aşağıda tutulması doğru değil. B. Ağrıya rağmen hemen hareket ettirilmesi Arkadaşlar burkulma kırık çıkıklarda mümkün mertebe ne yapıyoruz? O bölgeye ya da kişiyi mümkünse hareket ettirmiyoruz. Gerekirse sedyeyle taşıyoruz. Bu da yanlış. Aya bakalım şişliği azaltmak için buz tatbik edilmez. Soğuk ya da sıcak tatbikler, burkulmalarda doğru olabilir. Burası A seçeneği şıklar arasında en mantıklı şık. Şimdi şuna bakalım hemen ehliyet sınavında soru olarak geliyor bu. Kırık, çıkık ve burkulma. Şimdi bazen tanımları geliyor onun için bunları bilin. Kırık neymiş? Eklem yüzeylerinin bütünlüğünün bozulması. Bakın kemik bütünlüğünün bozulması. Pardon. Ad üstünde kırık nerede olur? Kemikte olur. Dolayısıyla kemik bütünlüğünün bozulması kırık. Okey. Çıkık neydi? Eklem yüzey. Çıkıklar nerede oluyor arkadaşlar? Çıkıklar eklemlerde. Yani kemiklerin birleşim noktalarında. Unutmayın. Buradaki anahtar kelimemiz de kalıcı. Bak çıkık kalıcı. Ad üstünde çıkık kalıcı. K harfiyle bitmiş. K harfiyle başlamış. Kalıcı olarak ayrılması eklem yüzeyinin. Burkulma ne? Eklem yüzeylerin anlık. Bakın şöyle bir kodlama yapalım. Burkulma A ile bitiyor. Bu da A ile. Bakın anlık olarak ayrılması. Zorlamalar sonucu oluşur. Aklınıza bu şekilde kalsın arkadaşlar. Çıkık K harfi ile bitiyor. Kır, kalıcı olarak ayrılması derken K harfi ile başlıyor. Yani aklınızda bu şekilde. Zaten kırığı bilirsiniz. O ayrı bir mevzu. Bir de arkadaşlar kırık çıkık burkulmalarda tespit nasıl olmalıdır? Bunu da siz okuyun. Daha fazla uzamasın diye ben okumayacağım. Öncelikle sabit tutacağız, kırığı çıkı burkulmayı düzeltmeye çalışmayacağız. Kesinlikle en tehlikeli iş bu düzeltmeye çalışmaktır. Sakın düzeltmeye çalışmayın. Yine mümkün mertebe sabitleyeceğiz. Sabitledikten sonra en yakın sağlık kurşuna sevk edeceğiz. Ben özetledim. Siz de burayı mutlaka baştan sona tane tane okuyun. Geçelim. Beyne gelen oksijenin azalması nedeniyle kısa süreli, geçici tam veya kısmen olan bilinç kaybına ne denir? Şok, koma, bayılma, kansızlık. Soru basit fakat bunu şoku komayı özellikle karıştırıyorlar. <laughs> bayılmayı. Burada yine oksijen azalması anahtar kelimemiz ve kısa süreli olan işleme bayılma diyoruz arkadaşlar. Doğru cevabımız C seçeneği. Şimdi bayılmada ne vardı? oksijen azalması oluyor. Yani beyni oksijen gitmiyor ve kısa süreli olan geçici tam veya kısmen bilinç kaybı olabilir. Şimdi bu bayılmayla şoku şurada ile ilgili bilgi verelim. Sınavda çıkıyor. Bayılma neymiş? Bakın anahtar kelimemiz kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybı. Yani beyne giden kan akışı azalırsa bu işlem meydana gelir. Bayılma oluşur. Niye? Çünkü beyne oksijenine taşıyor kan. Bakın Kan sayesinde oksijen vücutta taşınıyor ee, Bayılmanın nedenleri burada var okumayalım şimdi zaman kaybolmasın Yine kişi bayıldıysa Bu işlemler yapılıyor bayılmadaki ilk yardım bunlar Fazla zaman kaybolmasın diye ben okumuyorum ama siz mutlaka okuyun sınava çıkabilir zaman zaman Geçelim Araçta aşağıdakilerden hangisinin kullanılması yağışlı havalarda kaza riskini arttırır? Alaşımlı jant, tam şarjlı akü, uzun yakıt boruları, eski ve aşınmış lastikler. Doğru cevap. D seçeneği. Eski ve aşınmış lastik kullanırsanız kaza riskiniz artar. Soru basit hızlı geçelim. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması el freninin çekili olduğunu gösterir. Doğru cevap. A seçeneği el freni arkadaşlar bu işaretimiz. Bu A bu yağ işareti. Yine bunları tek tek anlatmayacağım. Fakat siz ara ara bakın bir yerlerden internetten veya bir uygulamadan mutlaka bakın. Bunlar sık sık ne kadar çok görürseniz o kadar çok aklınızda kalır bu gösterge işaretleri arkadaşlar. Bizleri Instagram'dan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Instagram'dan da hem soru paylaşımı yapıyoruz. Hem bu şekilde mesela gösterge işaretleri ya da değişik ipuçları, tüyolar paylaşıyorum. Onun için mutlaka Instagram'dan takip edin. Instagram linkinin, kullanıcı adının linkini aşağıya açıklama kısmına bırakıyorum videonun. O açıklama kısmından tıklayarak bizim Instagram hesabımıza gidip takip edebilirsiniz. Geçelim. Motor çalışır durumdayken aracın gösterge panelinde akü şarj ışığı yanıyorsa muhtemel arıza hangisinde olabilir? fan motorunda, marş motorunda, alternatörde, far ampullerinde. Doğru cevap. Eğer motor çalışır durumdayken akü ışığı yanarsa akü ışığımız nasıl bir ışıktı? Fotoğrafını koymayı unuttuk. Çizelim. Şöyle eksi artı pil ışığı. Pil gibi düşünün arkadaşlar. Zaten aküde bir pildir. Büyükçe gelişmiş bir pildir. Doğru cevap C seçeneği alternatör. Araç hareket halindeyken alternatör ne yapıyor? Aküyü şarj ediyor. Eğer bu yanıyorsa akü şarj olmuyor anlamına gelir. Kendi enerjisini tüketiyor anlamına gelir. Aracı derhal durdurup kontağı kapatmanız gerekiyor. Aksi takdirde belli bir süre sonra aracın elektriği enerjisi biteceği için araç zaten arıza modunda kendi duracaktır. Burada alternatör aküyü şarj ediyor. Araç hareket halindeyken tabii ki. Geçelim. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? Yolun tek yönlü olduğunu, yolun iki taraftan daraldığını, kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını, karşıdan gelene yol verme zorunluluğunu. Değerli arkadaşlar bu işaretimiz sık sık çıkar. Onun için fotoğrafını alın. İşaretimizin anlamı D seçeneğindeki ifadedir. Karşıdan gelene yol ver anlamını taşır bu lefamız. Unutmayın bu hiç sık sık çıkıyor çünkü. Sonraki soru gelsin. Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarda yeterince aydınlatılmamış. Tünellere girerken hangi ışıkların yakılması zorunludur? Burası önemli. Tünele girecek ve yeterince aydınlatılmamış olacak. Acil uyarı ışıklarının, uzağı gösteren ışıkların, park ışıklarının, sis ışıklarının. Cevabımız nedir? Tabii ki B seçeneği. Uzağı gösteren ışıkları yakıyoruz. Niçin? Çünkü aydınlatma yetersiz, bir de tünele gidiyorsunuz. Unutmayın. Yalnız şu önemli aydınlatma ile ilgili karşımıza gelebilecek şu durumlar var sınavda. Onlara bir bakalım hızlıca. Şimdi uzağa gösteren ışıklar işte nerede kullanılıyor? Yeterince aydınlatılmamış yerleşim yeri dışında, tünele girerken benzeri yerlerde. Ya da aydın yerleşim birimi dışında aydınlatma yetersizse. Uzak uzak ışıkları kullan. Yakını gösteren ışıklar yani kusafarlar yerleşim yerler içerisinde kullanıyoruz. Öndeki taşıtı seyrederken, geçerken yan yana gelinceye kadar. Şimdi burada önemli bir husustan bahsedeyim. Arkadaşlar önümüzden bir araç gidiyorsa ya da karşımızdan bir araç geliyorsa kesinlikle uzun farlar yakmıyoruz. Kısa. Orada kullanılması gereken far kısa. Ta ki ne zamana kadar? Geçerken yan yana gelinceye kadar. Tabi aracı sollayıp geçtiniz. Önünüzde aydınlatması yetersiz. Başka da araç yoksa. Geçtikten sonra yan yana gelince yani geçtikten sonra uzun yakabilirsiniz. Yine uzun yakını gösteren ışıklarda gündüz görüşü azaltan sisli ve yağışlı havalarda kullanılabilir. Bu da önemli. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Sınavda çıkıyor. Onu da okuyalım. Sürücüler geceleri yakın, ilerisi görülmeyen kavşak, denemeçler ve tepe üstlerine yaklaşırken yakını ve uzağı gösteren ışıkları ardı ardına sırayla yakarak gelişlerini haber verirler. Yani aydınlatma yetersizse kavşak, denemeç, tepe üstüne yaklaşıyorsanız Karşıdan gelen ya da başka yönden gelen araçlar sizi fark etmeyeceği için selektör yapıyoruz Yani bir uzun bir kısa bir uzun bir kısa bunu sormuşlardı sınavda onun için özellikle buraya not olarak ekledim Sonraki sorularımıza geçelim Şekildeki araçlardan hangileri beklemelidir Bir tane trafik polisi görüyorsunuz eller bu şekilde Ön ve arkasında 2 ve 4 numaralı araç 1 ve 3 de ellerin paralelinde Şimdi değerli arkadaşlar Cevabımız nedir? B seçeneği. 2 ve 4 bekleyecek. Yani önündeki ve arkasındaki trafik polisini bekleyecek. Ellerin bulunduğu bölgedekiler geçecek. Yani 1 ve 3 geçecek. Doğru cevabımız D seçeneği. Şimdi bununla ilgili kısa bir konu anlatımı yapayım. Sonra geçelim. Arkadaşlar bakın. Trafik görevlisinin kol ve omuz istikametindeki araçlar geçer. Yani şu. Elin ellerin gösterdiği araçlar geçer. Ön ve arkadaki araçlar durur. D. geçer. G. Yani burada da aynı soruyu aldım. Aynı sorunun fotoğrafını. O halde nedir? Trafik polisinin ellerinin bulunduğu bölgedeki 1 ve 3 ne olur? Geçer. 2 ve 4 bekler. Arkasında olduğu için. Bu sorularda bazen çıkıyor. Onun için burada anlatmak istedim. Yapılan ölçüm sonucunda yasal sınırların üzerinde alkollü araç kullanıldığı birinci defa Tespit edilen sürücünün sürücü belgesi kaç ay süreyle geri alınır? 2 3 4 5 6 Doğru cevabımız B seçeneği arkadaşlar. Alkollü halde birinci defada kullanımda 6 ay süreyle geri alınıyor. Unutmayın. Cevabımız D seçeneği. Şimdi diğer hallere de bakalım kısaca. Çünkü onlar da zaman zaman çıkıyor. Bizi takip edin Instagram'dan buradan da abone olun. Şimdi alkollü halde kullanımlarda ne karşımıza gelir? Hangi promiller sıkıntılıdır? Onlara bakalım. Çıkan sorular arkadaşlar bunlar. Dikkatli dinleyin. Önemli yerlerini aldım zaten. Önemsiz yerler için sizi hiç yormuyorum. Şimdi bir defa ticari araçlar, taksi şoförleri %20 0.2 promil yani bu promili aşamazlar hususi kişisel araç kullanan araç sahipleri 50 promilin üzerinde araç kullanamazlar. 0.50. Şimdi son 5 yıl içerisinde burası önemli. Birinci defada 6 ay. Bakın arkadaşlar. Soru da bu geçen şey kısımlar bunlar. İkinci defada 2 yıl. 3 veya daha fazla ise 5 yıl süreyle geri alınır sürücü belgeniz. 5 yıl içerisinde karşılaşırsanız bu durumlarla. Bir de şu var. Yapılan tespit sonucu bir promilin üzerinde alkollü araç sürdüğü tespit edilen sürücüler 2 yıla kadar hapis cezası. Bir promil. Arkadaşlar zaten büyük bir promil. 1 promil.